كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Geçen hafta cemaatsiz, yani cemaat terk edenlerin başına gelecek belaları saydık. Bu hafta da cemaate gidenlerin alacağı sevapları sayacağız. Şimdi önden kısa bir konuşma yapacağım. Maalesef bizdeki takva sahipleri dünyanın hiçbir Müslüman ülkesinde yoktur. Niye diyoruz? Şimdi burada sanki biz sadece işte namaz kılmazsanız böyle olur, oruç tutmazsanız böyle olur, işte Kur'an okumazsanız böyle olur gibi sohbet yapıyormuşuz gibi. Hemen bazı çok bilmiş kardeşler var. İşte sizde millet gavur oluyor, namazdan bahsediyorsunuz. Millet işte deist oluyor, siz cemaatten bahsediyorsunuz. İşte millet gavur olmuş, imanlar çıkmış, bilmem ne, işte yazıyor. Altına da sizde cemaatin faziletinden bahsediyorsunuz. Zaten camiler kapalı, işte cemaat yok. Arkadaş, biz burada binlerce sohbet yaptık. İman sohbeti yaptık, namaz sohbeti yaptık, Kur'an sohbeti yaptık. Ateistlere sohbet yaptık, deistlere sohbet yaptık. Sanki biz sadece insanlara böyle sohbetler yapıyormuşuz gibi. Bazı çok bilmiş takvalı kardeşler var. Allah Celle Celal onlara da selamet versin. Amin. Amin. Yani ne kadar lüzumsuz, ne kadar gereksiz yorum varsa maalesef hepsi bizim videoların altında toplanıyor. Yani bilmiyorum, Allah başta bana sonra onlara selamet versin. Amin. Amin. Şimdi kıymetli kardeşler, evvela şu namazı ufak bir konuşalım, ondan sonra cemaatle namaz kılmak ne kadar sevapmış ondan bahsedeceğiz. Yani cemaatten maksat da illaki bir camide ya da bir mescide cemaat değildir. İmkan varsa, atıyorum cami yetişme imkanı yok, evde kılacaksın ama cemaatle kılacaksın. İş yerinde kılacaksın ama cemaatle kılacaksın. Mevzu bu. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. İlla kendini parçalayacaksın, öleceksin de yine cemaate, camiye gideceksin anlamında konuşmadık. Biz dedi ki yani iki kişi de olsa, iş yerinde de olsa, evinde de olsa, evinde evliysen hanımınla, bekarsan annenle babanla cemaat yapacaksın dedik. Tabii her zamanki gibi lafı başka tarafından dinleyenler başka şekilde anlıyor. Maalesef bizi burada günaha sokmaktan başka bir işe yaramıyorlar. Namaza Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda olduğunu unutmasın kimse. Kimse unutmasın. Desin ki ben Rabbimin huzurundayım. Ben Rabbimin karşısındayım. Mekandan münezzehtir Allah Celle Celaluhu. Bunu unutmayacağız. Kaşımız, gözümüz, elimiz, ayağımız ayrı oynamayacak arkadaşlar. Yani herkesin başına gelir. Yani yine hani kendinden örnek vereyim. Oluyor kardeşim, insan kaşınıyor. Lakin bak, geçen güne böyle bir şey oldu. Kaşıntı geldi ama yani namaza da zaten farklı kaşınıyor yani, biliyorsunuz insan. Aklıma şu hadis geldi namazda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam baktı bir adam mescitte namaz kılıyor. Namaz kılarken adam yüzünü gözünü kaşımaya başladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanındakiler dedi ki bu adamın kalbinde huşu olsaydı yüzünü kaşımazdı. Hadisi aklıma geldi, dedim kaşımayacağım. Size de tavsiye ediyorum. Hani bu takvalık, evliyalık bir şey değil. Normal Müslümanın yapması gereken bir şey. Kaşındığın zaman namazda kaşımayacaksın, rahat duracaksın. Elin ayağın, kaşın gözün oynamayacak arkadaşlar. Bu önemli mesele. Namaz surelerine dikkat edeceğiz. Allah rızası için defalarca söyledik. Sübhaneke'yi bilmiyoruz. Fatiha'yı bilmiyoruz. En kısa sureleri İnna e'atayna kul huvallahu ehad, bunları bilmiyoruz. Burada defalarca dedik ki arkadaşlar, sadece İhlas suresini biliyorsan bari dedik başka bir sure ezberleyene kadar İhlas suresinin üzerine çalış. Hani İhlas suresini geliştir. Ne demek İhlas suresini geliştir? Diğer sureleri öğrenene kadar her namazında İhlas oku, sıkıntı yok. Bak, her namazında 13 rekat yatsı namazında hepsinde imama uymuyorsan, kendin kılıyorsan, oldu ki kendin kıldın diyelim misal, 13 rekatta da İhlas oku. Anladın mı mevzuyu? Ama işte illaki peşine bir sure ezberle, kendimizi geliştirelim. Bu konuda çok zayıfız. Sure talimlerinde dökülüyoruz. Gerçekten çok sıkıntıyız arkadaşlar. Burada hani bir ara başlattık korona dönünce, yasaklar dönünce. Burada güzel sure talimler yapıyorduk, dersler yapıyorduk. Lakin işte pandemi, yasaklar derken iptal oldu. Yapamıyoruz. Ama yaptığımız zaman da bakıyoruz kardeşler, dökülüyor. Allah rızası için. Niye biz Allah Celle Celaluhu'nun bize vermiş olduğu bu nimeti hakkıyla idame edemiyoruz arkadaşlar? Namaz nimettir. Evet, Müslümanlık başlı başına zaten nimet. Müslüman olmayan cehenneme gidecek. Ama Müslüman ebedi cennete gidecek. Lakin neden daha güzel bir cennette olmasın? Farklı 8 cennet var.
Cennetin farklı farklı yerleri var. Neden daha güzelini seçmiyoruz? Ya düşünsene. Bu bir imkandır. Allah Celle Celaluhu sana bu imkanı vermiş. Nasıl imkan? Paran var, sana sürekli para akıyor. Ama sen gidiyorsun en dandik yerde en kötü daire alıyorsun. Ya arkadaş demez mi adam sana? Ya sana sürekli bir gelir geliyor. Habire bir yerden para geliyor sana. Sen biraz sabredip niye daha güzel bir yerden daire almadın demezler mi adama? E derler. E biz de sürekli namaz kılıyoruz. Sürekli amel ediyoruz. Sürekli sohbet dinliyoruz. Peki neden kendimizi geliştirip, amellerimizi düzeltip, neden cennetin daha güzel yerlerinde kendimize bir cennet fırsatı kendimize sunmuyoruz da Allah Celle Celaluhu'dan bunu talep etmiyoruz da niye hep zoru tercih ediyoruz? Bunu kendimize bir sormamız lazım. Hep zor olanı tercih ediyoruz arkadaşlar. Maalesef. Maalesef. Nerede zor iş varsa Müslüman bugün onu tercih ediyor. Allah rızası için ikaz ediyoruz. Ağzımızı düzeltelim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârek esmuk ve teâlâ cedduk ve lâ ilâhe gayruk. Ve lâ ilâhe gayruk yok. Gayruk yok. Gayruk. Sübhaneke yok. Sübhaneke. Elhamdülillahi diyor adam. Adam dedi ki elhamdülillah dedi. Dedim ne diyorsun sen dedim ya elhamdülillah le. Elhamdülillah. Diyor ki benim hocam bana öğretti. Hoca öğretmiş elhamdülillahı. Ben tahmin etmiyorum hocanın öğreteceğini. Ama işte görüyorsunuz. Daha Fatiha'da sınavı geçemiyoruz arkadaşlar. Hepimiz için geçerli. Hepimiz için geçerli. Kendimizi bir geliştirelim bu konuda. Ne kadar güzel okursak namazın kabuliyetine o kadar işarettir. Evet. Sureler düzgünse, abdest düzgünse, tadil erkanında problem yoksa huşu kendi kendine gelecek zaten. Hiç merak etme. Ondan sonra bak namazlar nasıl kabul olur. Allah Celle Celaluhu'nun izniyle. E sen şimdi diyeceksin namazın kabul olduğunu nereden anlayacağım? Hiç merak etme. Allah Celle Celaluhu o feyzi, o bereketi, o güzelliği senin kalbine verecek. O huşuyu alacaksın. Zaten huşu ile namaz kıldığın zaman etrafını duymayacaksın. Bizim millet maalesef namaz kılarken kendi dediğini duymuyor. Etrafındaki herkesin ne konuşuyorsa onu duyuyor. Kapıyı duyar, hacayı duyar, televizyonu duyar, telefonu duyar, alt komşuyu duyar, üst komşuyu duyar. Lakin ama sorsan namazdan sonra adama sorsan sen namazda az önce ne okudun de adam kendi ne okuduğunu bilmiyor. Normal zaten camide imamın ne okuduğunu bilmiyor. Bir de adam sorsan az önce sen namazda ne okudun mübarek desen böyle kalır yani nefesi kilitlenir kalır. Problem namazda sıkıntı arkadaş. Bu işler namazda sıkıntı. Allah rızası için düzeltelim. Düzelmezsek bizi oyarlar. Cehennemde bizi yontarlar arkadaşlar. Bu işin şakası yok. Allah Celle Celaluhu bu dünyaya bizi niye gönderdi? Estağfirullah bismillah. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Bitti. Bak bu ayet bütün her şeyi özetliyor. Ben cinleri ve insanları ancak bak ancak bana ibadet etsinler için yarattım. Bu kadar basit. Görevimiz bu. Ya ben çalışıyorum nasıl ezberleyeceğim? Ben şunu yapıyorum nasıl ezberleyeceğim? Ben bunu yapıyorum bir de düzgün namaz mı kılacağız? Diyenler var ya cehennemde aman ya Rabbi. Allah rızası için dikkat edelim. İnşallah namazın önemini anlamışızdır ki bir aydır burada namaz sohbeti yapıyoruz. Bir aydır namaz diyoruz, namaz diyoruz, namaz diyoruz. Ama bakıyoruz maalesef YouTube sayfasında namaz videoları çöp. İzlenme yok. Arkadaş niye namaz sohbetleri izlenmiyor? Biz dört dörtlük namaz falan mı kılıyoruz? Ben mi yanlış biliyorum? Ben boşu boşuna mı konuşuyorum arkadaşlar? Yani bana herkes desin ki bütün ümmeti Muhammed dört dörtlük namaz kılıyor. Sen boşu boşuna konuşuyorsun desin. Ben bir daha namaz sohbeti yapmayayım. Ama gördüğümüz şeylerden yola çıkarak bir aydır diyorum ya namaz sohbeti yapıyoruz. İzlenmeler çok düşük namaz sohbetlerinde. Çok ama çok düşük. Tam rezalet. Niye? Herkes bak bizim millette bu kadar. Ben kesin çok güzel namaz kılıyorum. Benim namazım kesin kabul. Hiç kusura bakma. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. O namazımızı bir kontrol ettireceğiz. Bir hocanın dizinin dibine oturacağız. Bir bak bakayım hoca ben nasıl namaz kılıyorum. Bak tadil erken anlattık. Gidi hey kime anlattık ama. Allah Celle Celaluhu bizlere selamet versin. Amin.